Yani gerçekten Türkiye'deki içeride olan Danıştay saldırısında olduğu gibi hani o saldırıyı Türkiye'ye nasıl tanıtılmıştı? İşte Allahu Ekber dedi, İslami terörist şeklinde bir algı için hemen girişimlere başlanmıştı. Şimdi Murdoch'un tweet'i bireysel bir tweet olsa zaten burada üzerinde durmamıza gerek yok. Ama bir medya patronu ve sadece bir ülkede değil, bütün dünyada etkisi olan bir medya patronu. Bu durumda yani ister istemez şunu da düşünmek lazım. Acaba bu terör saldırılarının arkasında Murdoch'un rolü ne kadar var? Murdoch'un emrindeki medyadaki yazıp çizen veyahut da bu olayı Murdoch gibi değerlendirerek bir İslam karşıtlığının ötekileştirmenin yeniden oluşmasında ne kadar rolü var? Bu da sorgulanmalı. Şimdi bunu sorgulayamazsak bakın bir kısır döngü yine. Efendim çok güzel söylediniz. BBC'nin yayını değil mi? Tahrik edici yayın. Hemen arkasından işte yeniden İslam dünyasını tepki göstereceği yayınları bugüne kadar bekletip yayına sokması. Veya arkasından yine bu olayları Esad destekçiliğiyle yorumlanması. Bunlar tesadüf değil, bir özellikle medyanın algı oluşturmak için yaptığı eylemler bütün olarak da ben görüyorum. Ve burada patronların herhalde rolü azımsanamayacak kadar önemli. Çünkü yön veriyor. Ve bu terör saldırısıyla amaçlananı şimdi Murdoch'un ağzından mı dünyaya bu mesaj veriliyor? Ve kendi bünyesindeki medyaya, etki alanındaki medyaya da bu olayı başka türlü değerlendirmeyin. Ne kadar cumhuriyet mitingleri yaparsak yapalım, terörizme karşı olduğumuzu beyan edersek edelim. Asıl maksadımız Batı dünyasında bir İslam karşıtlığını yeniden alevlendirmek. Bu vazifemizi de ihmal etmeyelim anlamında bir çıkış gibi yorumluyorum. İsrail'in en çok korktuğu konulardan biri de dikkat ederseniz Nisan ayında Filistin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üyesi oluyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Devamlı bu alanlarda suç işleyen İsrail yöneticilerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gitmesi. Bu onları kitler. Hiçbir zaman uluslararası alanda sokağa çıkamazlar. Zamanı gelince de gittikleri ülkelerdeki mahkemeler tarafından tutuklanabilirler. Görüldükleri yerde tutuklanabilirler. Tabii bu büyük bir şok oldu Nisan ayında. Bu kısım gene bizim basında çok dikkatli bir şekilde ele alınmadı. Bunun yayılması, yansımaları falan. Bu yüzden şimdi yüklenmeler oluyor. Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gitmek demek işte elbeşir. Gittiği ülkelerden hemen geri dönmek zorunda kalıyor. Yani bu durumda Netanyahu Paris'e gidemeyecek. Tabii bundan sonra girdiği anda, herhangi bir ülke davaya açtığı anda... Interpol. Tabii Amerika gene vetosunu kullanacaktır ama devamlı tehdit altında.